Afiyet olsun beyler. Eyvallah kardeş. Gel, gel beraber olsun. Ay canım iyiyim sen. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kardeş o rakıdan bize de döner mi? Ne demek kardeşim, ne demek? Haydi sağlığınıza. Beşiktaşlısın ha? Tabii canım. Havada karada. Havada karada dediysem öyle lafın gelişi değil ha. Şimdi ben 40'lık bebeğim. Bu arada anlatıyorum da hani muhabbet oldu diye anlatıyorum ha. Yoksa başınızı çişirdiysem. Yok canım estağfurullah. Bizimkiler pikniğe gidiyor yaylaya. Ben tabii Beşik'teyim. Kardeş sen bir kartal gel. Beni kaptığı gibi uç git. Artık atıyor mu, bırakıyor mu bilmiyorum. Ben samanlığa düşüyorum. Ondan sonra şimdi gökten de düştük ya tabii. Bunlar diyor ki bebe evliya herhalde. Kardeş var mı sende evliyalık falan? Evliyalık mı? Vallahi evliyalık olduğumu zannetmiyorum ama yani o gün bugündür sağlam Beşiktaşlıyım ya. Allah kitapsıza bak ya. Namussuza bak ya. Allah'ım yarabbim. Lan nasıl araba kullanmak abla? Yolun ortasında duruyorsun ayı. Doğru konuş be. Kabahat sende, koskoca arabayı görmüyor musun? Görmüyorum lan. Görmüyorum. Sen bunu görüyor musun? He? Bir dakika. Bunu görüyor musun? Bir dakika, bir dakika. Sen bunu gördün mü bunu? Bir dakika. Bana bak. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor lan orada? Çekil bakayım. Aksaçlı dedi. İndirin lan şunu. İndir. Çıkar. Bir dakika çocuklar. Ne yapıyorsunuz ya? Bir dakika ya. Baba. Bu arabanın hasarını kim ödeyecek? Tamam çocuklar. Ben ödeyeceğim. Yalnız dokunmayın bana. Ben kalp hastasıyım, dokunmayın bana. Nasıl ödeyeceksin? Ha? Cüzdanını çıkar. Bir kişi, üç kişi mi o? Ya siktir et be kardeşim be. Bırakın hadi gelin muhabbetimize devam edelim abi ya. Oluyorlar burada. Abim siz. Bırakın adam. Sana ne lan dingil? Sen nereden çıktın? Oğlum o elini götüne sokarım senin ha. İndir lan elini. Lan akşam akşam belanı arama sirin. Belamı arıyorum lan. Ver bakayım nasıl vereyim. Bunu görüyor musun lan bunu? Lan sıkarım topuklarını alırsın eline ha. Yürü. Sık lan amına kodumun bebesi. Sık lan! Geç de söyle. Geç. Amına kodumun bebeleri. Eşkıya mı kestirdin lan iki günde başımıza? Ver lan cüzdanı geri. Abi baba yanlış anladın sen. Öp lan elini. Şerefsizler. Katil mi edeceksiniz oğlum sizleri? Hayır. Siktirin gidin lan. Siktir. Amına kurdumun bebeleri. İki günde delikanlı oldunuz lan başımıza. Şerefsizler. İyi misin dayı? Hastaneye götürür mü seni? Ha? Evime götür beni. Eve. Gel. Gel dayı gel. Gel geç. Aman gel. Geç. Sen iyisin değil mi dayı? Bana büyük bir iyilik yaptın, hayatımı kurtardın. Ben de sana bir iyilik yapmak istiyorum. Kaç para istersen vereceğim, çekinme söyle. Bu nasıl söz dayı? Vallahi duymamış olayım. Zaten bugün para söz duymak istemiyorum başka. O zaman sana kartımı vereyim, başın sıkışınca ararsın. Nendu Hüner. Ben de sana kartımı vereyim. Buyur. Yumurtaya falan ihtiyacın olsa çekinmeden ver. Yumurta? Tabii. Şefkat yerimdir. Haşmet yerimdir'in nesi olursun? Oğlum. Biliyor musun? Ben babanla çocukluk arkadaşıyım.
Vallahi mi? O benden 2 yaş falan büyüktür ama ben memlekette ayakkabı boyacılığı yapardım. Çocuklar bana döver, kovalardı. Ben de gider babana sığınırdım. O da onlara bağırır, çağırırdı. Çok gözü kara bir adamdı. Zaten sonradan katarakt oldu, hepten karardı gözleri. Sonra ne yaptın dayı sen? Sonra işlerim düzeldi. Memleketten ayrıldım. Buralara geldim. Ama o eski günleri, eski dostlukları, arkadaşlıkları çok özlüyorum, çok. Özellikle de babanı. Hayatta güvenebileceğim kimse kalmadı. Karım da öldü. Bir tek kızım var. Hayattan hiç haberi yok. Vallahi dayı, alın teri dökülmeden kazanılan para insanı bozuyor. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Vallahi keşke kızım da senin gibi konuşsa. Onu en iyi okullarda okuttuk. Bir dediğini iki etmedik. Nafile. Bura mı senin evde? Evet. Şu kapının önüne bir hendek kazdıraydın ya. Gelen düşman içine düşerdi. Maşallah. İyi akşamlar Memduh Bey. İyi akşamlar Veysel. İyi akşamlar. Harun nerede? Harun yok. Koşuyor, Avrasya Maratonu'na katıldı. Başka şoför görünce şaşırdım da. Şoför değil, refakatçi. Buyurun. Sağ ol. Sağ ol Veysel. Sütunlar falan vallahi şahaneymiş ha. Şunu vereyim dayı. Çok teşekkür ederim. Artık evi öğrendin. Yolun düşerse sık sık gel, tamam mı? Tabii tabii, gelir bir çayını içerim. Ayrıca senden bir ricam var. Bu benim için çok önemli. Sana kızımı anlattım. Seni tanıyınca da diyorum ki kızım seni şoförü bilsin. Ona hayatı öğret. Hayda. Hayır, ben kocaman kıza nasıl hayatı öğreteyim? Ben dadı mıyım ya? Dadısı ol demiyorum. Arkadaşı ol. Zor gününde yanında ol. En azından düğüne kadar. Hayatı öğret ona. Hatırım için. Ama dayı sen de belden aşağı vuruyorsun ya. Hatırı niye karıştırıyorsun ki? Dayı aşk olsun ya. Bak Şevkat baban hayatta olsaydı o da aynı şeyi söylerdi. Hadi Şevkat. Yüzümüzü kara çıkartma derdim. Ya dayı bak, belden aşağı vurdun. Şimdi karaciğere böbreğe çalışıyorsun yani. Ya ölmüş adamı niye karıştırıyorsun ki? Ya tamam, doğru babam bunları derdi bana da... ben hayatım boyunca babamın sözünü dinlemedim ki dayı. O da kendi babasınınkini dinlememiş. Ya bizim aile böyle soya çekimi ya. Biz söz dinlemiyoruz. Evet evet, dinlemezdi. Ama kendine uzatılan yardım elini de hiç geri çevirmezdi. Ama dayı sen de çok sıkıştırıyorsun ya. Sen Beşiktaşlı mısın? Herhalde canım, Allah'ına kadar. Ben de Beşiktaşlıyım. Hem de hasta Beşiktaşlıyım. Ama aman dayı, aman gözünü seveyim, bize sağlıklı Beşiktaşlı lazım. Allah muhafaza, kavga mavga çıkar, bir de seninle uğraşmayak. Çok kral bir locam var. Ben kalp hastası olduğum için heyecanlanıyorum, başa gidemiyorum. Bundan sonra o loca senin. Ama sen şimdi işi çok farklı bir boyuta çevirdin. Ha? Dayı, sen de çok esnaf adamsın ha. Ha? İyi insan da sözümüz üstüne gelir işte. Bak kızım geldi. Sabahki Sayko değil mi bu ya? Dayı,
Bana müsaade, ben kaçayım artık. Hiç üşenilmemiş, aranılmış, ev bulunmuş. Sen utanmadan buraya para istemeye mi geldin ya? Ya sen ne biçim bir adam çıktın be? Ne diyorsun kızım sen? Kusura bakma dayı. Kızım ben senden para alacak olsam, tamam mı? Sabah çatır çatır alırdım zaten o parayı, beni delirtme. Saçlarımı mahvettin be, manyak herif. Gittim ben 2 saat yıkattım kuaförde. Lan otokuaföre gideydin, 5 dakikada yıkarlardı. Dayı, ben kaçıyorum, kusura bakma. Siz tanışıyor musunuz? Ya ben sabah dedim ya, birinin dükkanına girdim arabayla diye. Ha. Bu o işte. Kalitesiz pastırmanın teki. Kızım, kalitesiz pastırma dediğin adam babanın canını kurtardı. Bir silahın önüne attı kendini. Yoksa babanı morgdan toplardı. Baba sen ne diyorsun? İyi misin şimdi? İyiyim kızım, iyiyim. Onun babasını tanırım. Mayasını bilirim. Sen de eğer babanın kızıysan git o adamın gönlüne.